Merhaba. Biyonet Bağımsız İletişim Ağı'nın YouTube kanalındasınız. Koronavirüs salgını nedeniyle devam eden karantinadayız. Karantina sürecindeyiz. Konuğumuz İşçi Filmleri Festivali Koordinatörü Önder Özdemir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba. Festival bu yıl 15. yaşında ve ilk kez bu salgın şartlarından dolayı online olarak yapılacak. Bu dönem şanslı bir kesim evlerinde çalışmaya devam ediyor. Ancak işte imalathanelerde, sokaklarda ve ofislerde çalışmaya devam eden insanlar da var ne yazık ki. Festivali bu nedenle birazcık da tabii ki evde kalamayanlara ithaf ettiniz. Birazcık bu mottodan söz eder misiniz? Bir de yani böylesi bir dönemde festivalin inatla yapılıyor olmasının da önemini de anlatırsanız sevinirim. Öncelikle teşekkür ederim bizi davet ettiğiniz için. Online ortama davet ettiğiniz için tabii ki. Aslında 15. yıl dediğiniz gibi festivalimiz. Cemal Reşrey Salonu'nda çok güzel bir açılış, yüz yüze güzel bir açılış planlamıştık. Belediye vermişti bize. Her şeyimiz iyi giderken bu durum oluştu. Festival komitemiz olarak değerlendirdik, toplandık. Ve ne yapalım dedik. Seçeneklerden birisi iptal etmekti. Bir tanesi ertelemekti. Ve bir tanesi de gerçekleştirmekti. Bunun hepsini yapan oldu festivallerde. Diğer festivallerde de oldu. Cannes Film Festivali örneğin ertelendi. Haziran dediler ama Haziran'da yapabilirler mi çok emin değilim. Evet, hala tartışılıyor o da. Biz de yapmaya karar verdik. Çünkü aslında demin söylediğiniz gerçekle karşı karşıyayız. Evde kalın, evde kalın diye bir şey var ortada, çağrı ama evde kalamayan o kadar çok insan var ki. Niye sokağa çıkma yasağı ilan edilmediği ya da hafta sonu alelacele ilan edildiği de aslında çalışanlarla ilgili bir konu. Yani birilerinin çalışmasını istiyor birileri her şeye rağmen. Bütün bu riske rağmen, insan hayatı riski olmasına rağmen önlemleri alınmadan insanlar çalıştırılıyor bir sürü sektörde. Yani market, dağıtım, sağlık sektörü, belediye hizmetleri şu anda aslında yoğun bir şekilde mevsimlik tarım işçileri aynı zamanda. Bunların hepsi çalışıyor ve çalışmaya devam edecekler bütün riskleriyle birlikte önlem alınmadan. Biz de dedik ki evde kalamayanları görün. Bunu ikili bir kelime oyunuyla yaptık. Bir tanesi görün bakın böyle bir gerçek var. Bir tanesi de onların filmlerini gösteriyoruz. Onları görün siz. Gerçekten seçtiğimiz filmler bu insanların hayatı. Bunların iş hayatı, başka sorunları hem kurmaca hem belgesel çalışan insanlarla, emekçilerle, işçilerle ilgili filmler. Dolayısıyla buna karar verdik. Bu mottoyla bunu hızlıca ekibimiz uygun afişini çıkardı ve onun çalışmalarına başladık. Ve ilk defa online olarak 1-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. 1 Mayıs ve 8 Mayıs tarihlerinde. Şimdi tabii bu salgın nedeniyle böyle pek çok bizim gündelik hayat alışkanlıklarımız değişti. Kültür sanatta bunlardan bir tanesi. Hem katılım hem işte festivallerin iptal edilmesi ya da online'a taşınması ya da etkinliklerin. Festivali online'a taşıma fikri nasıl oluştu? Yani bu sponsorsuz bir festival için kolay bir adım mı yoksa zor bir adım mı? Yani bir teknik altyapı gerekli. Doğru. Ya aslında biz bundan 4-5 yıl önce bir prova yapmıştık. Çapul TV'de bizim festivalimizin içindeydi. Gezi sürecinde oluşan bir biliyorsunuz televizyon, internet televizyonu Çapul TV. Çapul TV kanalından aslında festivalim sürerken 2 yıl boyunca online gösterim yaptık. Online mini festival festivalin içerisinde yapmıştık. Bir deneyimimiz vardı. Teknoloji o zamandan bu yana daha da gelişti. Kolay mı? Ya hem kolay hem zor kendi içerisinde. Biraz farklılık katalım dedik. Teknik arkadaşlarımız, ekibimizde buna teknik deneyim olan arkadaşlarımız var, destekleyenlerimiz var. Onlarla beraber olanakları masaya yatırdık, tartıştık ve şöyle bir model geliştirdik. Online olarak sadece bir kez gösterilecek. Sinema salonu gibi. Yani internette arşive konulmayacak. Birincisi. İkincisi de yönetmen söyleşilerini yapmak şimdi daha kolay artık. Dünyanın her yerinden kişiler izleyip yönetmenine soru sorabilecek durumda. Bunu da yapalım dedik ama bunu şöyle güzel bir şekilde soktuk. Festivalin YouTube, Facebook, Twitter, bütün sosyal medya hesaplarından ortak yayın yapacağız aynı anda.
aynı anda gidecek ve herkes sorularını oradan sorabilecek. Yönetmen söylesini modere eden festivalden arkadaşımız da o soruları aktaracak. Böylece de bir interaktif iletişim de oluyor olacak. Biraz böyle bu tür ayrıntıları tanımladık. Zor ve kolay, yani avantajı çok yüksek çünkü insanlar hele İstanbul ya da büyük şehirlerde salonlara çağırmak eskiden zordu, ulaşım, iletişim. İstanbul'un Esenyurt'tan Taksim'e gelemez ya da Kadıköy'e evet. insanlar, ama şimdi aslında evinden izleyebilecek durumdalar. Teknoloji buna izin veriyor. Bu bir avantaj bizim açımızdan. Bunları kullanmak istedik. Dediğiniz gibi evlerde insanlar ve çok fazla film de seyrediyorlar. Yani herhalde film seyretme patlaması, dizi seyretme patlaması ile karşı karşıyayız. O zaman bunu kullanarak biraz da bu tür filmleri göstererek insanlara bakın evde kalamayanlar var, var demek istedik. Anladım. Ya tabii insanların birbirine temas etmesinin değeri bir tarafı, hani festivallerde o dolan salonlar vesaire. Hani bu online olması bir kolaylık getirdi. Belki bundan sonraki 16-17. Festivallerde bu online çevrimiçi katılımı değerlendirir misiniz? Önünüze öyle bir şey koyar mısınız? Tartışmamız lazım. Aslında şu şekilde tartışılıyor sinema dünyasındaki değişik aktörler tarafından. Sinema toplu salonda yapılan bir şeydir. Böyle olmalıdır diye bir tartışma var. Bir yönüyle katılıyoruz. Yani toplu bir şeydir salonlarda, ama bir şeyin farkında mıyız bilmiyorum, ama bu endüstri biz istesek de istemesek de bir yere bizi sürükledi. AVM'lerin içinde, alışveriş merkezlerinin içerisinde, bu yemek, hızlı yemek, fast food yeni yerlerinde, food court'lardaki sanki hızlı yemek yer gibi film seyrettirilen bir davranış oluşturuldu, biliyorsunuz. Yani bizi bilgilendirdiler. Sonra dijital sinemalar çıktı. Yani o dijital teknolojilerle eski 35 milimetre çıtır çıtırı duymuyorsunuz artık. Bildiğimiz diskten okuyan dijital sinemalarla karşı karşıyayız. Bu son 15-20 yılda oldu. Zaten dönüştürüyordu bizi. Bu süreç bizleri dönüştürüyordu. Şimdi biraz daha dönüşeceğiz. İstesek de istemesek de. Önümüzdeki dönem içerisinde sinema salonları biraz daha azalacak beklentisi var. Göreceğiz hepimiz. Olacak, olmayacak, ama daha dijital platformlar, işte Netflix, Amazon, Apple, Türkiye'de işte Blue TV, Mubi gibi bir sürü seçenek var, biliyorsunuz. Bunlar öne çıkacak. Sorunuzun cevabı, gelecek yıl imkanımız olursa salonlara devam ederiz. Ama yanında bunu da değerlendirebiliriz. Yani daha hibrit, birlikte seçenekleri tartışabiliriz. Aldığımız bir karar değil, olasılıklardan bahsediyorum. Bu yıl festivalin nasıl geçeceğine de bağlı tabii ki. Ama ben kişisel olarak söylüyorum, teknoloji bizi dönüştürüyor. Bizim isteğimizin dışında insanları dönüştürüyor. Onlar, yani bize rağmen oluşan bir süreçte biz de aslında kendimizi bir şekilde dönüştürmeliyiz diye düşünüyorum. Ona uygun hali, tabii tamamen teslim olmak değil. Evet. Onun içerisinde direniş noktaları oluşturarak, onun içerisinden daha uygun şekilde pozisyonlanarak sesimizi iletmek anlamlı olabilir belki. Önder Bey, peki şimdi birazcık da festivale nasıl katılacak takipçileri, onlardan bahseder misiniz? YouTube yani kanalları var, işte sosyal medya kanallarından sanırım. Açılış 1 Mayıs'ta olacak herhalde. Doğru. Bir de hani normal bir festival gibi atölyeler, söyleşilerin de devam edeceğini biraz önce de söylemiştiniz. Onları biraz anlatır mısınız? Tabii ki. 1 Mayıs günü akşam, yanılmıyorsam 8'de, tam saati ekibimizle karar vermedik ama 8 civarı bir açılış gecemiz olacak. YouTube, Facebook, Twitter sayfalarımızdan İşçi Filmleri Festivali yazdığınızda YouTube'da zaten kanalımız çıkıyor. Ya da YouTube.com'dan sonra C ve İşçi Filmleri Festivali yazarsanız da geliyor, ama arama yaptığınızda da görürsünüz zaten. Facebook ve Twitter sayfalarında da aslında açılış gecesi akışımızı birebir simüle edeceğiz. Sunucumuz olacak. Bu arada sunucumuz kesinleşti. Alican Yücesoy. Çok güzel. Sunucumuz olacak. Herkes evinde olacak ama. Yani herkes evinde, sunucumuz evinde, konuklar evinde, izleyenler evinde. Biz sırayla sunucumuz akışı yönetecek. Sırayla konuklarımızı alacağız. Konuklar konuşmalarını yapacak. Müzik olacak. Açılış filmi olacak. Yani
Bir açılış gecesinde olan her şeyi orada simüle etmeye çalışacağız. Onun provalarını, hazırlıklarını yapıyoruz. Bir de aslında biz festivale hazırlanırken bir şeyi daha yaptık. Cumartesi festivale doğru cumartesi sineması diye bir şey başladık. Geçen hafta cumartesi ilk defa yaptık. Saat 4'te oluyor her cumartesi. Festivale kadar toplam 3 tane olacak. Özcan Alpers yönetmen, sinema yazarları Şenay Aydemir ile Senem Aytaç ile beraber bu konuştuğumuz konuları konuştuk. Ne oluyor? Sinemanın hali nereye gidiyor? Nereye doğru evriliyoruz diye. Gece ve Çirkin Kral Efsanesi filmini izlettik bir kerelik. Gelecek haftada Tolga Karaçelik, Melikşah Altuntaş sinema yazarı, yönetmen Tolga Karaçelik. Onunla sohbet edeceğiz ve Sarmaşık filmini izleyeceğiz. Saat 4'te cumartesi. Her cumartesi her böyle. Cumartesi amacımız biraz festivale doğru ısınmak, bunları tartışmak, o da var. Filmleri izleyenler de açılıştan sonra da bahsettiğim kanallara girecek. Bugünden girip abone olabilirler. Böylece bilgilendirilmiş olur. Tunç Okan otobüs filminin, Sarı Mercedes'in yönetmeni biliyorsunuz. Bu yılki yönetmen retrospektifimizin konuğu. Onun 4 filmi var yönettiği. Onları toplu göstereceğiz. Cumartesi filmi Türkiye'de bir ara vizyona girdi ama Türkiye kurgusu farklı. Biz kendisinden Fransa'daki kurguyu aldık. Türkçe'ye çeviriyoruz. Türkçe altyazılı ilk defa Türkiye'de gösterilecek o cumartesi filmi. 4 filmini de göstereceğiz. Kendisiyle 2 Mayıs saat 17'de canlı bağlantı olacak. Fransa'dan bağlanacak. Fransa'da yaşıyor ve izleyicilerin sorularını yanıtlayacak. Pazar günü Fatih Pınar'la bir atölyemiz var. Ona katılabilecekler insanlar. Yine cumartesi günü saat 2'de bir atölyemiz var. Sinemada kooperatifleşmeyi tartışacağız. Nasıl olabilir gibi. Bir de her gösterimden sonra demin söylediğim gibi yönetmen söyleşileri olacak. Genelde hafta içleri akşam 8'de başlayacak. İşte 11'e 11.30'a kadar sürecek. Hafta sonu bir tane de öğleden sonra seans koyduk. 2 ile 5 arası bir yemek arası verdik. İnsanlar yemek yesinler diye. Sonra 8'de tekrar. Bu şekilde 41 adet film seçtik. 3 tanesi Türkiye'de ilk defa gösterilen filmler. Japonca'dan doğrudan çevrilen çok güzel bir filmimiz var. Türkiye'de ilk gösterim. İspanya'dan var. 1954 yapımı Tanrıların Meclisi diye bir film. Müthiş bir film. Ve Türkiye'de ilk defa gösteriliyor bildiğim kadarıyla. Onu çevirdik ve izlenilmesini öneririm. Şeyi anlatan I.G. Farben'de evini, bugün Bayer ve diğerlerinin bağlı olduğu Almanya'da 1926-45'te dünyanın en büyük kimya devi, onun savaşa nasıl desteklediği Hitler'i ve savaşın bir parçası olduğu ve nasıl yargılanmadıklarını anlatan müthiş bir kurmaca. Bence mutlaka izlensin. Özetle 41 tane film göstereceğiz ve sinema gibi olacak. Yani geç kalırsanız izleyemeyeceksiniz. İzleyemeyeceksiniz, katılamayacaksınız. O saatte katılacaksınız. Sonra da yönetmen söyleşileri olacak. Tamamdır. Çok teşekkür ederim Önder Bey. Katılımcılar yani için internet sitesinde daha ayrıntılı programı bulabilir herkes. Bir kere daha söyler misiniz internet sitesi? Şimdi iff.org.tr İşçi Filmleri Festivali'nin kısaltması web sitemiz. Ama Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube'da İşçi Filmleri Festivali yazarlarsa zaten bizim logomuzu ve bizi görecekler. Oradan bizi takip etsinler. Bütün programlar, canlı yayınlar hepsi orada görünecek. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Bir festival diliyoruz o zaman herkese. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler.